Merhaba sevgili takipçilerimiz. Ahmet Baş Şarkçı kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun biz de çok iyiyiz. Allah'ın bu günleri aratmasın. Çok güzel bir güne uyandık. Çok güzel bir hava var. Çok sıcak bir hava var. Şimdi birkaç gündür zaten odun işlerimiz var. Arazilerimizden kapan yerleri açıyoruz. Daha güzel, verimli çay alalım diye. Şimdi kapıda odunlarımız var. Bugün dedim ne yapayım çayın yanında. Karnıyarı poğaça yapacağım bugün. Hep beraber yapalım, görelim. Evet, şimdi ne yapıyorum? İki tane yumurta akımı kabıma koydum. Sarılarını ayırdım. Üzerlerine sürmek için. Şimdi ne yapıyorum? Bir bardak suyumu önce ilave ediyorum. Ilık. Ilık su. Ondan sonra acıma. Mayamı ilave ediyorum. Mayamı biraz aktifleştireyim. Şöyle mayamı biraz karıştıracağım. Aktif hale getireyim. Bir bardak ılık sütüm var. Yine bir bardak sıvı yağım var. Tatlı kaşığıyla şekerim var. Onları yine bak o şeyimi attım lavaboya, neyse kaşıkla yap. Yine bir daha karıştırıyorum onları. Yani dışarıda iş bir şey yaptığın zaman insan o kadar çok yemek aramıyor da daha çok böyle çayın yanında bu tür şeyleri daha çok seviyoruz yani. Çay demliyoruz. Çayın yanında poğaçası, böreği daha çok seviliyor. Şimdi unumu alacağım. İlave edeceğim yavaş yavaş. Tuzumu atıyorum. Tuzumu attım. Şimdi unumu ilave edeceğim. Unumu da birden koymuyorum. Yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel olur. Bunu böyle yoğuracağım. Yarım saat mayalandırmaya bırakacağım. Mayası gelecek. Ondan sonra poğaçalarımızı yapacağız yine hep beraber. Şimdi yoğuruyorum. Az bir şey daha un. Bu poğaçaların ununu güzel ayarladınız mı? Yani çok böyle un koymadınız mı? Tam kıvamında oldu mu poğaça çok güzel oluyor. Onun için dengeli bir şekilde veriyoruz şeylerini. Ununu. Evet, bu un istiyor yine. Yedire yedire. Thank you.
devam edeceğim en yoğurmaya sevgili takipçilerimiz. Mayalandırmaya bırakacağım. Poğaçalarımızı yaparken de yine görüşeceğiz. Evet sevgili takipçilerimiz, hamurumu yoğurdum. Bir 5 dakika daha da yoğurdum. Böyle hamurumu şimdi mayalandırmaya bırakacağım. Poşete sokacağım onu, temiz poşete. Şöyle hava almasın. Yarım saat sürmez yani bu şekilde. Şöyle bağladım ağzını. Güzel bezimle örteceğim. Şu şekilde. Şöyle şuraya. Şöyle şuraya mayalandırmaya bırakacağım size. Şöyle şu şekilde. Tekrar poğaçamızı yaparken görüşeceğiz. Evet. Hamurumuzun mayası geldi. Havasını ben böyle aldım. Havasını böyle aldım. Uf, şunun altına şunu koyayım da ses yapmasın. Sesle şey etti. Evet. Gözüküyor mu bana? Yedi yağlarım ya da masay. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir tane kaşar koyuyorum. Bir tane yeter. Ucuna az bir şey daha koyayım. Şöyle iki tane sucuk koyuyoruz. Şöyle iki tane sucuk koyuyoruz. Şunu alayım. Şöyle. Aslında bunun üzerine dilimlenmiş domates koyuyorlar ama ben mevsim olmadığı için, mevsimi olsa bile çok pahalı. Şöyle dolabıma koymuştum yazdan. Ondan böyle üzerine koyacağım şöyle az bir şey. Biraz büyük ettim ama. Şöyle bıçakla kesiyorum. Ondan sonra böyle yapıyorum. Büyük ettim onu herhalde. Şöyle. Biraz da azalacağım ama şu tepsime koyuyorum. Biraz da azalacağım. Bunu çok aldım. Çok büyük oldu. Hatta masamı şöyle az bir şey yağlayacağım. Tekrar aynı şekilde bir dilim kaşar koyuyorum. İki dilim sucuk koyuyorum. Üzerine domates koyuyorum. Şöyle bir çizik atıyorum. Şuraya bir çizik atıyorum. Şöyle. Ondan sonra şöyle, uçları şöyle, bir tane daha göstereceğim. Yine azıcık şöyle yağlayayım. Yine
kaşarımı koyuyorum. Bir tane yeter onda. İki dilim sucuğumu koyuyorum. Şöyle. Üzerine domates. Dediğim gibi domates çok pahalı. Hem de mevsimi değil. Dolabıma böyle koymuştum. Onlardan ne yapıyorum? Yine aynı. Getiriyorum. Alttan alıyorum. Şöyle. Bir tane daha yapıyorum. Yine altına kaşarımı koyuyorum. Gidelim sucuk. Domatesinden az bir şeycik. Böyle üzerine. Şöyle bir çizik. Şöyle bir çizik. Oluyor sana karnı yarıp poğaça. Öyle. Şuraya bir tane daha koyayım. Ya da daha sonra yine devam ederiz. Ben böyle devam edeyim. Şimdi yumurtalarını sürüyorum. Ve kenarlarını. Öbür tepsiye de yumurta hamurum arttı biraz. Bir tepsi daha çıkar. Şimdi fırınımı ayarladım 180 dereceye. Fırınıma sürüyorum. Şimdi piştiği halinde göstereceğiz sizlere. Evet. Poğaçalarımız, karnıyarı poğaçalarımız oldu. Şimdi alıyorum onları. Şuraya göstereyim. Şunları koyayım tekrar. İkinci kestimi. Evet sevgili dostlar. Gözüme de güneş geldi. Bugün hava güzel. Şöyle dışarıda Plüm'ün yaptığı poğaçalarla çayımızı içelim. Hayat devam ediyor ister istemez. Biz hayata umutla bakmaya devam ediyoruz. Siz de öyle yapın. Başka videolarda görüşmek üzere.
Allah'a emanet olun. Hepinize saygılar, sevgiler. Hoşça kalın.